Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Bu videomuz bu altcoin nedir serisinden olacak. Bu altcoin nedir? Cardano, ADA bu videomuzun adı. Öncelikle ADA nedir? Teknolojisi, vizyonu, misyonu nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Kurucuları kimdir? Ne amaçla kurmuşlardır? Ve ileriye yönelik planları, düşünceleri nedir? Ve bizim yorumumuz ve videonun sonunda teknik temel analizini yapıp sizleri elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ADA öncelikle Ethereum'un kurucu ortağı olan Charles Hoskinson tarafından geliştirilen hisse ispatı blockchain projesine bu Cardano deniyor. Yani bu hisse ispatlı blockchain projesine Cardano, bu bir altyapı, bir blockchain arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki ADA'da diğer birçok sistemler üzerinde mevcut altyapılar üzerine çalışan coinlerin ekstra isimleri oluyor. Cardano altyapının adı, ADA'da bu altyapıda çalışan bütün işlemleri gören tokenin, coin'in adı arkadaşlar. Bunun amacı, yani Cardano'yu kuran kişiler destek aldığı, Charles Hoskinson bu düşünceyle bu altyapıyı kurarken, bu sistemi kurarken destek aldığı kişiler, matematikçiler, iş dünyasından profesyoneller, bilim insanları ve düşünce liderlerinden oluşan merkeziyetsiz bir topluluk, yani bir merkeze bağlı olmayan bağımsız bireylerden destek alarak bunu oluşturulmuş. Hatta ve hatta ADA adını ünlü matematikçi ADA Lovelace'den almış arkadaşlar. Kendileri matematikçiye bir bilim tokeni, bilim altyapısı, amaçları bilimle ilgili oldukları için, bilime dayanarak bu teknolojiyi kullandıkları için ve insanlara kullandırtacaklarını iddia ettikleri ve bu zamana kadar da bunu yaptıkları için kendisini, adını bir matematiknin adından almışlar. Öncelikle kendilerini şöyle tanımlıyorlar: Bitcoin birinci nesil bir kripto, Ethereum ikinci nesil bir kripto ve biz de üçüncü nesil bir kriptoyuz. Öncelikle bizim ilk hedefimiz ikinci nesil blockchain'lerde olan ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz ve bu nedenle de tabii ki bildiğiniz gibi Ethereum'un en büyük rakibi kendisi. Kendisi güvenlik, ölçeklenebilirlik ve birlikte işleyebilirlik problemini çözme amacı güdüyor arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi Ethereum'un kurucu ortaklarından olan Charles Hoskinson Cardano'yu 2015 yılında geliştirmeye başlamış ve kendini Ethereum'un güncellenmiş versiyonu olarak ilk önce bir tanım yapmış ve bu platformu duyurmuş ve 2017 yılında da bu platformu başlatmış arkadaşlar. Cardano'nun gelişiminden sorumlu olan 3 farklı kuruluş var arkadaşlar. Bunlardan biri Cardano Vakfı. Birçok coin'de altyapıda olduğu gibi bir vakıf kuruyorlar. İkincisi IOHK ve üçüncüsü Emurgo diye bir kuruluş arkadaşlar. Cardano projesini büyük oranda teknoloji şirketi Output Hong Kong, yani az önce dediğim kısaltılmışı IOHK geliştirmiş. Charles Hoskinson tarafından kurulan bu, yani bu şeyi, teknoloji şirketini Charles Hoskinson kurmuş. Yani bu düşüncenin sahibi kurmuş. Amacı da bu kuruluşu, bu vakfı kurmasının sebebi akademik kuruluşlar, girişimler ve devlet kuruluşları için kripto para ve blockchain geliştiren bir teknoloji ve mühendislik şirketiymiş. Bu kurduğu şirket bunu amaçlıyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda bu şirket Cardano platformunu tasarlamak, geliştirmek ve sürdürebilirliğini, yani sürdürmekten sorumluymuş. Bu asıl işlevini gören aslında bu aynı şekilde tokenin, yani altyapının, bu blockchain'in kurucusu olan Charles Hoskinson'un da kurduğu teknoloji şirketiymiş. Şöyle söyleyeyim, 3 tane vakıf kurmuş arkadaşlar. Biri yasal sorumluluklarla ilgilenmiş. Biri geliştirmeyle ve teknoloji alanında geliştirmeleriyle ilgilenmiş. Diğer kuruluşu da kar amacı, yani projeyi pazarlamak. Projenin büyük şirketlere, holdinglere ya da altyapılara pazarlama adına hepsine ayrı ayrı görev vermiş. Onun da o şirkete de, yani Emurgo şirketine de pazarlama ve kar gütme görevini vermiş arkadaşlar. Öncelikle bu coin'in 3 farklı güncellemesi var arkadaşlar. 3 farklı güncellemesi nedir derseniz, bunu bu adamlar Byron yani Green, Shelley Blue, Gauguin yani Mor, ondan sonra Basho ve Voltaire olarak adlandırıyorlar. Bunlar adım adım ilerleyecek olan yol haritaları şu anda Cardano için. Şu anda Byron'ı, yani yeşili tamamlamışlar arkadaşlar. Ve maviyi de tamamlamak üzereler. Mavi de bir test netti. Akıllı sözleşmeler için bir ara güncellemeydi. Bunu da tamamladılar. Ağustos sonu Eylül gibi Gauguin'e geçecekler. Gauguin ne diye soracak olursanız arkadaşlar, Gauguin blockchain üzerinde akıllı sözleşme, yani smart contract çalıştırabilecek ve merkeziyetsiz uygulamaları geliştirebilecek. Bu dönemde ADA'da Alonzo, bahsettiğim aslında Alonzo güncellemesi. Benim sepet videomda ADA almamın sebebi de bu güncellemeydi arkadaşlar. Burada yapmış olacağı akıllı sözleşme güncellemesi ve bu güncelleme ile birlikte çalıştırdıktan sonra bunu, ondan sonraki adımı olan Basho döneminde
Cardano zinciriyle birlikte çalıştırabilen yan zincirler oluşturacaklar. Ve yan zincirlerde de farklı zincirlerden bu ağa, bu altyapıya geçiş sağlayabilecekler. Yani mevcut zincirlerle kalmayacaklar başa döneminde. Ondan sonrasında da yan zincirlerden destek alabilecekler. Ve son güncellemeler olan Voltair, biliyorsunuz bu sistem merkeziyetsiz bir sistem. Sadece geliştiricileri var ama sisteme belli bir müdahale etmesi, belli bir şey yapması söz konusu değil. Voltair son güncellemeleri de sistemin kendi kendine yönetebilmesi, belli delegelerle sistemin belli delegelere oylama sunarak bundan sonrası için karar verme mekanizması oluşturmasıymış arkadaşlar. Öncelikle şu an önümüzde Goguen, yani Mor isimli, onların isimlendirdiği Mor güncelleme, akıllı sözleşmeler güncellemesi çok önemli bir güncelleme arkadaşlar. Aynı zamanda Ethereum blok zincirinden de tokenlerini ya da altyapılarını, Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturdukları altyapıları adaya direkt geçirebilme imkanı sağlıyor arkadaşlar. Bu da adanın düşük gaz, düşük fee ücretleriyle Ethereum'a nazaran daha kullanışlı bir hale gelmesini sağlayacak bu güncellemeden sonra. Burada ana sayfalarını bir göz atıyoruz. Tabi aynı zamanda ada stake edilen bir coin. Yani aldıktan sonra kendi havuzlarında stake'e de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Belli ki hani elinizde tutup da bir kazanç elde etmeden elinizde tutamıyorsunuz. Şu anda kendisi CoinMarketCap'ten baktığımız zaman 5. sıraya oturmuş durumda. Toplam yatırımı şöyle bakalım arkadaşlar. Toplam adanın toplam yatırımı 42 milyar dolara şu anda ada oturmuş durumda arkadaşlar. Burada adanın ben çok rahat 2. sıralara, 3. sıralara, yani Ethereum'la rekabet ettiği seviyede ve bu güncelleme geldiği seviyede adanın çok rahat daha da yukarılara gidebileceğini düşünüyorum. Yani burada 80 milyar bile olsa, 80 milyar dolar gibi bir hacme sahip bile olsa 3. sıraya çok rahat oturur. Fiyatında 2x 3x yapar. Yani güvenli yatırım yapmak isteyen, projelere yatırım yapmak isteyen, altyapısına güvenmek isteyen yatırımcı arkadaşlarım, bu altyapıya ben şahsen zaten yıllardır güveniyorum, kendisini yıllardır biliyorum. Ben şahsen kendisine yıllardır güveniyorum ve takip ediyorum. Şu anda kendileri ada için yapacakları büyük bir güncelleme, çok güzel bir güncelleme. Bu zamana kadar adanın inmiş olduğu en düşük fiyata bakacak olursak, adanın düşmüş olduğu en düşük fiyat 52 haftalık fiyata bakarsak tüm zamanların en düşüğü 0.017 dolarmış arkadaşlar. Tüm zamanların en yükseği de 16 Mayıs 2021'de olmuş. Bir ay önce 2 dolar 46 centmiş. Oradan %50 aşağıya düşmüş kendisi. Tabi Bitcoin'in düşmesiyle birlikte. Toplamda adanın maksimum saplığı 45 milyar adetmiş. Dolaşımda 32 milyar adet. Ada mevcutmuş arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım bu sayıları da göz önünde bulundurabilirler. Ayrıca bu bahsettiğim güncellemelerini buradan kendi web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Güncellemelerin açıklamalarını daha detaylı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi teknik temel analizine gelelim adanın. Öncelikle adayı günlükte bir açalım arkadaşlar. Adada biz de günlükte burada baktığımız zaman çok güzel alım fırsatı vermiş. Benim çizmiş olduğum yeşil alana, hatta daha aşağıya benim çizmiş olduğum 1.01 desteğine iğne atmış durumda. Bir aşağıdaki destekte 0.88 fırsat bekleyen arkadaşlarım, yatırım yapmak için çok daha ucuza almak isteyen arkadaşlarım 1.01 ve 0.87 fiyatını bekleyebilirler. Tabi burada bir trend kırılımı söz konusu günlükte. Bu trendi bir testi de söz konusu olabilir. Trendi bir testi söz konusu olduğunda da 1.20'li 1.17'li dolarlar retest rakamı olacaktır. MACD'de dönüş sinyali var. RSI kafasını kaldırmış ama 50 direncine çok yakın durumda arkadaşlar. Dediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlarım buralardan kendisini, burada trend kırılımını yapmış ama burada bir trendin retestinde almak aslında çok daha faydalı olur. Kendisi için dediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlarım kendisini değerlendirebilir arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızın yanında bulunan bildirimleri aç linkine basmayı, videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri aç linkine basmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videolarımızın altında bulunan açıklamada Telegram ve Discord linklerimiz var. Telegram ve Discord'umuza katılarak bizlerle daha yakın iletişimde bulunabilirsiniz. Anlık sohbetlere ya da anlık bilgilere, anlık haberlere Telegram ve Discord'umuzdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.